Son olarak hocam şunu sorayım. Yani Türkiye'de hani ben yurt dışında da network'ü çok yakından takip ediyorum. Ben hatta oradaki izlenimlerime göre Türkiye'de network marketingin daha taş devri yaşadığını söylüyorum ve daha çok büyük fırsatlar içerisindeyiz. Yani bir sürü yurt dışı firması Türkiye'ye gelip network burada yapıyor çünkü ciddi bir pazarız, ciddi bir nüfus ve ciddi bir alım gücümüz var, ciddi bir hani tüketim toplumuyuz ama buna rağmen daha taş devrindeyiz ve yani bu network marketingde bu işi yapmaya başlayacak olan insanlara neler tavsiye edersiniz? Yani bu distribütörlere ya da network marketingi neden yapmalılar? Öncelikle ondan ve başlayan ve yapamayan arkadaşların ilk tür tavsiyeleriniz olur. Öncelikle buradaki en büyük tuzak alışkanlık tuzakları. Şimdi mesaili iş diye bir kavram var. SSK'lı iş diye bir kavram var. Yani sabah gidecek akşam gelecek. Arkadaşlar mesai işte sabah 8'de başlayan akşam 6'da biten bir işte bir insan ortalama sadece 1,5 saat çalışıyor. Yüksek performansa sadece 1,5 saat çalışıyorsunuz. Dünyanın en iyi satıcıları da 1,5 saat çalışıyor. Aynen. Mesaili iş kavramı bir tuzak. Çünkü sizi özgürleştirmiyor. Kısıtlı. Öncelikle bunu, bu işi yapacak olan insanlar bilecek ki %100 risk aldığım, %100 bedelini ödemeye çalıştığım ve hayatın kontrolünü ellerime aldığım bir sisteme sahip. Evet. Eğer böyle düşünmezse zaten bir süre sonra sistem onu atıyor. Yani alışkanlıklar olacak. Saati olacak, masası olacak, sekreteri olacak, konfor olacak. Aile direkt yatacak zamanında. Aile günlük saatinde yatacak. Hayır arkadaşlar, riski olacak, temposu olacak, enerjisi olacak, kontrolü senin elinde olacak. Başta bu. Bunun dışında biz meslek tanımlarken çok çok yeni network'ü üniversitelerde çok çok yeni başladık. Evet. Yani meslek olarak tanımadık. Ancak Amerika, Avrupa çok ciddi bir meslek olarak tanımlayabiliyor. Yani bugün Trump'ın bir sözü çok hoşuma gidiyor. Evet. Bütün mal varlığınızı, servetinizi kaybetseniz ki Trump Amerika'nın çok zenginlerinden bir tanesi. Ne yaparsınız sorusuna cevabı elime çantam alırım, network yaparım. Bu kadar basit bir cevap var. Evet. Çünkü hayatınızda çok küçük paralarla 600 lira 700 gibi bir parayla bir iş kurma, vergi dairesiyle uğraşmadığınız, herhangi bir problem yaşamadığınız, muhasebecilerin olmadığı, ürün stoklaması yapmadığınız, lojistikle uğraşmadığınız, kargocuyu takip etmediğiniz bir sistemi kısa bir sürede hazırlayıp kurmak oldukça zor. Kesinlikle. Bugün bu ülkede yeni bir iş yeri açmak da çok zor. Yani bir iş yerine sahip oluyorsunuz, vergi dairesine kaydınızı yaptırıyorsunuz ve bir sistemin içine giriyorsunuz. Aslında bunların tamamının riskini sizin adınıza alan bir şirket var. Evet. Siz bu şirketin distribütörü, bu şirketin patronu, bu şirketin lideri oluyorsunuz. Bu alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor, bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Daha hızlı ritim almamız gerekiyor. Şimdi aslında söylediğiniz şey yani bizim distribütör olarak, bağımsız distribütör olarak aslında en kötü ve en iyi olan şey patronumuz yok. Evet. En kötü olan şey değil de patronumuzun olmaması. Ve ben bu işte gerçekten Erdem Hocam'ın dediği gibi yani 600-700 lirayla başladığım bir ticareti aslında bunu sermaye olarak saymıyorum. Çünkü bu rakam aslında karşılığında çok kaliteli bir ürün aldığım için bunu sermaye olarak saymıyorum. Sermaye olaraksa eğitim, zaman ve emek çok gerekiyor. Yani katlanma gücünün devreye girmesi ve bu işten gelir elde edebilmeniz için gerçekten önce eğitim, daha sonra zaman ve emek. Evet. Yani zaman ve emek sermayesi olmadan aslında hiçbir işte başarılı olunmuyor ve ben şunu gördüm. Gerçekten bu işi yani network marketing dediğim gibi daha Türkiye'de çok ayak altında ama bu işi ciddiye alırsanız bu sektörde sizi ciddiye alıyor. Ben onu fark ettim ve evet çok ciddi anlamda. Gerçekten doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Eski sistemde, ahilik sisteminde usta kendisinden daha iyi bir usta yetiştirmek zorundaydı. Evet. Bizim liderlerimiz de kendisinden çok daha iyi insanlar yetiştirmeli. Ve hiç kimseyi kataloglara koymayalım. Yani bu işi yapabilir, bu sisteme girer, bu ürün alır, bu almaz, bunun parası var, bunun parası yok. Bütün katalogları zihnimizden silmemiz gerekiyor. Eğer o katalogları silersek, geniş bir bakış açısıyla girersek ve takip edersek karşımızdaki kişiyi, bazı insanları çok uzun süre takip etmek gerekiyor. Yani bir kez hayalinde 6, 7, 8, 9, 10 kez takip etmek gerekiyor. Bazı insanları da hemen silip atmak gerekiyor. İşte liderlik vizyonu burada ortaya çıkıyor. Kimi gerçekten takip etmeliyim, kimi silip yenisine bakmalıyım. Bu ayrıntıyı yakaladığımız zaman network marketing'de ustalaşıyorsunuz. Bunun zamanla da ilgisi yok. Onu da söyleyeyim. Bunun hiçbir şekilde zamanla ilgisi yok. Bu sizin algılarınızı ne kadar açtığınız, ne kadar odaklandığınız,
taşın elinizi taşın altına ne kadar koyduğunuzla ilgisi var. Kesinlikle. Yani biz bu işi kim yapabilir, nasıl yapabilir ve bunu nasıl hissedebilir? Bakın çok küçük bir 10 dakikalık bir konuşmada vereceği cevaplar net olmayan, kendini güvende hissetmeyen cevaplarla kişiyle iletişimimizi kesmenizi sağlayabilir. Evet. Örneğin birisi bakarız, gelirim, toplantı olsa, şöyle yapsanız, şunlar sağlansa, şunlar olsa, işte belki, galiba gibi kelimeler kullanıyorsa onu hemen pas geçebilirsiniz. Egal etmemiz gerekir. Şimdi Erdem Hocam, öncelikle vermiş olduğunuz çok kıymetli bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim. Aslında Erdem Hocam'ın çok geniş bir deneyim bagajı var. Bunu bu videoda sığdıramayacağız ama şöyle bir müjdeyi daha vereyim. Yani ekibimizde ciddi anlamda profesyonel bir ekibimiz oluşuyor ve bu profesyonel ekibimizde Erdem Hoca gibi, işte Cantın Bey gibi, Fatoş Hoca gibi, Ümmet Hazır gibi gerçekten çok ciddi anlamda işi profesyonel yapan, deneyim, bilgi, deneyim, tecrübe sahibi olan insanlardan parayla satın alamayacağınız eğitimleri alabiliyorsunuz. Yani bu tabii ki kendi uçuş ekibimize özgü bir olay. Çok fazla bilgiyi videodan vermeyelim diye. Evet. Daha böyle VIP, daha böyle... Tanımlık yaptık arkadaşlar. Tanımlık yaptık. Profesyonel ekibimize buyurup gelebilirsiniz. Kişisel ve profesyonel gelişimimize önem veriyorsunuz. Gerçekten network marketing sektörü bu anlamda gerçekten ciddi bir sektör. Yani benim kendimi bulduğum bir sektör diyebiliriz. Kişisel ve profesyonel gelişim anlamında. Bu videoyu beğendiyseniz mutlaka ekibinizdeki arkadaşlarla paylaşın. Ya da network marketing'e karşı ön yargılı olan arkadaşlarınız varsa yine onlarla da bu videoyu paylaşıp beğendirebilirsiniz. Bu konu hakkında fikirlerinizi bizimle videonun altındaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda ve bir sonraki söyleşilerde daha değerli bilgi, deneyim, paylaşım videolarında görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar.